Çay TV ekranlarından herkese akşamlar efendim. Yeni bir programla yine sizlerle beraberiz. Bu akşam geçen haftadan anonsunu yapmıştık. Yine konuğumuz Cübbesiz Mahmut lakaplı Mahmut El Görmüş bizimle birlikte olacak yine. Herkesin böyle değinmeye cesaret edemediği, işlemeyi göze alamadığı konuları bu programda işlemeye devam edeceğiz. Çünkü bazı gerçekler vardır. Söylerseniz toplumun antipatisini uyandırabilirsiniz, tepkisini çekebilirsiniz. O yüzden bazı din adamlarımız bu konulara çok girmek istemezler. Ama ben zaten moderatör olarak hiçbir çekincem yok. Mahmut abinin de böyle bir çekincesi olmadığı Eyvallah. için rahat rahat, gönül rahatlığıyla bu konuları işleyebiliyoruz. Mahmut abi tekrar hoş geldin, Hoş sefalar bulduk. getirdin. Hoş bulduk abi. Ben öncelikle seyircilerimiz için yine WhatsApp iletişim hattını hatırlatayım. Oradan geçen hafta olduğu gibi yine sorularınızı bize göndermeye devam edebilirsiniz. Programımızın süresi el verdiğince o soruları sormaya da biz gayret göstereceğiz. Geçen haftadan kalan WhatsApp sorularını da kağıda kaleme döktüm. Sorular ziyan olmasın, zayi olmasın, hak geçmesin diye. Yine bugün kalan olursa yine tekrar bir sonraki programda, çünkü yaklaşık 7 program daha bugünle beraber Mahmut El Görmüş, yani Cübbesiz Mahmut'la program yapmaya devam edeceğiz. Geçen hafta atlamışım ilk programın olması heyecanıyla bir kitabı tanıttık Mahmut El Görmüş'ün yazdığı. Ama ikincisini, aslında belki de en önemlisini unuttuk. Kendisinin Saklanan Ayetler diye bir yine kitabı var. Gerçekten kendisine neden Saklanan Ayetler ismini koyma ihtiyacı hissettin diye soracağız. Fakat öncesinde bu kitabı iyi anlamak adına, neden yazıldığını anlamak adına arka tarafındaki ön sözü ben sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle diyor Mahmut El Görmüş. Tasavvuf düşüncesinin İslam aleminde kurumsallaşmasıyla birlikte inananlar gerçek bilgiyi akıllarıyla değil, velilerin, şeyhlerin, sufilerin aklıyla ulaşabileceklerine inandırılmış ve Kur'an hayatın dışına itilmiş. Ayetler saklanarak karartılmış, bir anlamda pasifize edilmiştir. Kurdun kuzu postuna bürünmesi gibi tasavvufu da şirk olan anlayışını İslam postuna bürüyerek halka sunmuştur. Dinimizi bir virüs gibi saran, içten içe çürüten, emperyalizmin keşif kolu olan bu paralel yapılanmalar, İslam'ın hayatın her alanında hakim olmasına karşı direniş göstermişlerdir. Bugün de hadisler, menkıbeler ve keramet inancıyla toplumun vahiy ile buluşması engelleniyor. Ayetleri nasih, mensuh ve tarihsel gibi kategorize ederek gündemimizden çıkarmaya gayret ediyorlar. Onlar bu şekilde çalışa dursun, siz Kur'an'ı inadına ama dilinizde okuyun. Yoksa canınızı sıkar, canınıza okurlar. Şimdi Mahmut abi, tabii en başta aslında çok bilinen bir soru var ya, Kur'an tek başına yeter mi? En başında bu ön sözün Nahil suresi 16.89'u da not etmişsiniz. Ben onu da okumak istiyorum. Çünkü burada ifade her Evet. şeyi belirtiyor. Her Evet. şey ifadesi. Ama ben ayeti yine okuyayım. Sana bu kitabı her şey için bir açıklama, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik. Bu her şey ifadesi şunu ifade ediyor herhalde. Kur'an her şeyi anlamanıza, her bilgiyi içeren bir kitap Din yeter. konusunda. Din konusunda Din yeter. konusunda. Şimdi yine orada özür dilerim. Kur'an'ın rahmet olduğu da yazıyor. Resul de rahmettir. Çünkü Resul bize Kur'an'ı iletiyor. Resul size alemlere rahmettir diye kullanılan hileli ayet, ki orada da var. Aslında bu ayette gösterdiğim gibi rahmetin gelen mesaj olduğu, elçinin de görevinin bu mesajı iletmek olduğu ortada. Onun için rahmet olan buradaki mesajdır. Ayet bu sizin için bir rahmettir diyor. Ön kapaktaki ayeti de okursan abi konu daha iyi anlaşılır. Tam ortada. Evet. Burada ayet Evet, var mı var abi? var var. Ha, pardon pardon, çok özür dilerim. Önemli değil. Bile bile gerçeği yanlış ile karıştırmayın. Gerçeği gizlemeyin. Bakara 42. Şimdi problem bu. Niçin gerçek gizlenir? İşin içinde rant varsa abi gerçek gizlenir. İşin içinde haz almak varsa, işin içinde şöhret olmak varsa, işin içinde desinler diye bir şey yapıyorsan gerçek saklanır. Allah ayeti kerimede gerçekleri saklamamaktan bahsediyor. Benim çok değer verdiğim bir hoca canlı yayında spikere dedi ki açtırma ağzımı dedi. Televizyonun karşısında
ya böyle tabiri caizse saçımı başımı yolduğum andır. Aç hocam dedim ya, aç ağzını dedim ya. Aç artık dedim yani. Gizlemeyin. Problem insanların bir takım korkular ile hakikati gizlemeleri. Görüyor ama gizliyor. Bakmayanlar da normal vatandaşlarımız, bizim gibi insanlar. Vatandaş bakmıyor. Gören de söylemiyor. Gizliyor. İşte bizim mücadelemiz bunlarla. Bununla mücadele edebilmek için ne lazım? Tabii ki cesaret lazım. Bu cesaret nereye dayanır? Bilgiye dayanması lazım. Bilgiye dayalı cesaret. Yani secaat lazım. Şimdi korkmak, tabii dünyevi korkular, rızk endişesi, bunlar da normal şeyler. Ama ben 90'lı yıllarda mesela 1996'da Hakkari'nin Çukurca ilçesinin Çayırlı Karakolu, Üzümlü ya da Işıklı Karakolu'nda havan mermisinden kaçmayı beni korkutacak bir şey olarak görmedim. Ama işporta tezgahım elimden gitmesin diye Eminönü'nde zabıtadan kaçmak ondan daha büyük bir korku. İnsanlar bunu anlamayabilirler. O dağlarda ben korkmadım. Ama son paramla aldığım o tişörtlerin, penyelerin zabıta tarafından götürülmesi ve sizin o zabıta kamyonunun arkasından 2-3 kilometre koşmanız, nereye gittiğini bilmiyorsunuz, kaybederseniz alamazsınız. İşte korku budur. Hakikaten rızık endişesi can korkusunun önüne geçer. Rızık başka bir şeydir. İnsanlar korkarlar. Ya ben pazarlarda ya da panayırlarda kavgalarla, ciddi mecaz olarak söylemiyorum, dövüşlerle, kavgalarla, sokak kavgalarıyla yıllarımı geçirdim. Ama o korku değildi. Korku, oğluma söz verdiğim bisikleti akşamleyin götürememe korkusuydu. Akşamleyin sana gelirken bisikletini getireceğim oğlum dediğim gün, o zaman güvenlik amiri olarak görev yapıyordum. Dönüşte un kapanında bisiklet almam gerekiyordu. O bisikleti alamama korkusu pazarda yediğin dayaktan daha büyük korkuydu. Şimdi bunları niye anlatıyorum özelimden? Eğer siz korkunuzu terbiye ederseniz doğruyu saklamazsınız. Doğruları saklamayacağız. Eğer benim söylediğim doğru değilse bana ispat edilir. Ben de özür dilerim, haddimi bilirim. Eğer zaten öyle olmasaydı, ya Nakşibendi kalırdım, ya ülkücü kalırdım, ya da başka bir şey kalırdım. Bir parantez açabilir miyim Mahmut abi? Şimdi ben ispat ederim söylediklerimi diyorsunuz ya. Evet. Şimdi geçen programdan sonra olumlu yazan, bana özellikle mesaj atan, olumsuz yazan birkaç kişi de oldu. Fakat ben o olumsuz yazanlara buradan bir şey söylemek istiyorum. Şimdi gerçi bir tanesine de aynı şekilde cevaben yazdım. Şimdi tabiri kullanırken işte bir şeyler anlatıyor, işte ne dediği anlaşılmıyor veya boş boş konuşuyor gibi tabirler kullandı birkaç izleyicimiz. Bunu yorumunu hem size de bırakacağım ama kendi düşüncemi de bu anlamda paylaşmak istiyorum izleyicilerimizle. Birine, yani bu Mahmut Elgörmüş olması şart değil, birine boş boş konuşuyorsunuz demek için onun söylediklerinin karşısında bir teziniz olması lazım. Savunduğunuz bir fikir olması lazım. Bu yine de boş boş konuşuyor cümlesini kurma hakkınız olduğunu söylemez. Bu bir yerde saygısızlık, yani biraz adab-ı muhaşeret bir şey, bir tabir. Sıkıntı yok. Ama yani eğer Mahmut Elgörmüş bu kalemdir, yok siz bu tespihtir diyorsanız, tespih olduğuna veya elinizdekinin kalem olmadığına dair ortaya yere bir tespit koymanız delil lazım. Bir delil koymanız tabii lazım. Yani boş konuşuyor demek de bu işler olmuyor. Kusura bakma. Yok estağfurullah. Allah ayeti kerimede iman eden bir delil üzerine iman etsin diyor. Yine başka bir ayeti kerimede Müslüman kadın ve erkeğe Kur'an ayeti verildiği zaman ona sadece teslim olmak düşer diyor. Bunun haricinde Allah sayısız ayette Kur'an-ı Kerim'in detaylı olduğunu, ayrıntılı olduğunu, açıklanmış olduğunu üzerine basa basa söylüyor. Ayetleri göre göre, göz göre göre, ayete baka baka Kur'an sünnete muhtaçtır demek nedir abi ya? Bakın, şu andaki tasavvuf ehli ve bütün tarikatların ortak cümlesini söylüyorum. Kur'an sünnete muhtaçtır. Ortak iddiaları. Ben de bizi seyredenlere söylüyorum. Lütfen kardeşim, lütfen. Bunu bir düşünün. Kur'an sünnete muhtaçtır sözünü bir düşünün. Sonra söyleyin hangi sünnet?
Yemen'deki sünnet mi? İran'daki sünnet mi? Mısır'daki sünnet mi? Eser Üniversitesi'nin sünneti mi? Hangi sünnet? Kur'an sünnete muhtaçtır. Sanki elimizde sabit, korunan insan hakları beyannamesi gibi bir elimizde sünnet varmış gibi bir cümle kuruluyor. Kardeşim, sünnet kendi içinde çelişki dolu. Bir sünnetin haram dediğine öteki sünnet farz diyor. Ve sen bana diyorsun ki Kur'an sünnete muhtaçtır. Ya kusura bakma ama aynı dinden değiliz. Bu kadar basit. Aynı dinden değiliz. Bana delille geleceksin. Diyeceksin ki bak kardeşim, bak Cübbesiz Mahmut, ayet böyle diyor diyeceksin. Ben de açacağım, bakacağım. Özür dilerim kardeşim diyeceğim. Ben hata yapmışım diyeceğim. Demek ki diyeceğim bilinçaltında atık bilgi var. Farklı bilgi var. Özür dilerim. İman ederim. Bu kadar. Ama sen tutacaksın. Sen boş boş konuşuyorsun. Size göre 3 milyar Hristiyan boş boş konuşuyor. İsa Tanrı'nın oğludur diyorlar. 3 milyar Hristiyan boş boş konuşuyor. Haklısın. İyi. Ama bu konuyla ilgili hangi kitabı okudun? Evet. 1 milyar Hindu var, ineğin önünde eğiliyor. Boş boş konuşuyorlar. Boş boş konuşuyorun altına cephanenizi koyun. Bilgilerinizi yazın. Anlatın. Deyin ki burada bir mucize vardır. İnek Allah'ın bir nimetidir. Otu yer, sütü çıkartır. Bu ayetlerde de yazar. Ama ineğe tapmak başka şey, ineği takdir etmek başka şeydir. Ya da İsa'nın Allah'ın oğlu olmasını mecazen yüceltmek için kullanılmıştır derler. İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu birçok Hristiyan kabul etmez. Ama farklı yönden bir sürü farklı hata yaparlar. Muhammed Resulü kabul etmeyişleri onlara problem olarak yeter mesela. Bana göre eğer bir Hristiyan İsa'dan sonra elçi gelmemiştir diyorsa bu ona dert olarak yeter. Hakikaten böyle bir durum. Evet abi. Evet. Şimdi az önce gerçekler gizlenir diye bir ifade kullandınız. Şimdi bir numaralı videoyu Mustafa Bey hazırlarsa birazdan onu isteyeceğim. Evet. Şimdi siz sadece mesela gerçekler gizlenir diyorsunuz ama bunun tabii şahsi çıkar ve menfaatler doğrultusunda veya murid kazanma hevesiyle, isteğiyle yapıldığı bu videoyla da göreceksiniz. Mahmut abi, belki siz daha önce izlediniz. Ben bu hafta sosyal medyada gezinirken böyle iki videoya denk geldim. İkisini de sizin yorumlamanız için hem seyircilerimize izleteceğim hem de size izleteceğim. Yorumunu da merak ediyorum. Çünkü bu tarz insanlar çıktıkça, bu insanlara da rağbet arttıkça ayetlerin veya gerçeklerin gizlenmesi kadar doğal bir şey olamaz diyorsun haliyle. Aynen. Hazırsan Mustafa Bey, bir numaralı videoyu oynatabilir miyiz? Rüyalarından başladı. Böyle sadık rüyalar var. Hayatımızı değiştirecek. Allah-u Teala ezelden takdir etmiş elhamdülillah. Aynı Musa Aleyhisselam'ın Tur Dağı'nda Allah-u Teala'nın görüştüğü gibi konuşma olarak böyle gece 3'te 93 yılında bak Seyda Hazretlerinin vefatından 3 ay önce filan böyle rüyamda Allah-u Teala'nın hitabını işittim ki saçın telinden ayağın tırnağına kadar vücudun her zerresinde aynı Musa Aleyhisselam nasıl Tur Dağı'nda sesini işitti öyle elhamdülillah. Diyor ki kitabında kalk gece namazı kıl. Ben diyorum ki gece namazı peygamberlere var. Neden beni kaldırıyorsunuz? Allah-u Teala. Arkadaşlar, haddi aşmak budur. İnsan nasıl haddini aşar? Arada Cebrail bile yok. Evet. Bu gördüğünüz zat-ı muhtereme vahiy geliyor. Ve Allah Zülcelal haşa bu beşeri, bu insanı gece namazına kaldırıyor. O kadar takvan varsa zaten geceliğin kendin kalkarsın. Saati kalp kurar, kalp. Telefonda saat kurulmaz. Fakat bu insanlar bunlara nasıl insan, yani taraftar bulabiliyorlar? Çok basit abi. Şekil, eşkal. İşte bu eşkal prim yapıyor. Sarık, sakal, cübbe. Tabii. Bir de fon müziği. Şimdi adama yalancı diyemiyorsun. Yalancı demediği zaman da bu sefer lokomotife ne kömür atsan yakıyor. Af yok. Şimdi böyle bir iddiada bulunan kişi, arada Cebrail olmadan vahiy alan kişi, Allah'tan kendine ses geldiğine inanan kişinin delili ne? Musa nasıl konuştuysa. İşte
tasavvuf ve tarikat ekolündeki bütün hurafelerin altında Kur'an'da yazan bir ayet vardır. Kur'an'da yazan o delili alırlar. Oradan madem peygamberde böyle bir özellik var, alimler peygamberlerin varisidir, o zaman bizde de olur. Bir tanesinin şeyhi 4000 derece fırına girer, yanmaz. Nasıl yanmıyor? İbrahim yanmadı ya. Bir tane şeyhi ölüyle konuşur. Nasıl konuşur? Musa konuştu ya. İşte bunlar peygamberler için Kur'an'da anlatılan mucizeleri alıp kendileri de peygamberlerin varisi olduğunu iddia ettikleri için haddi aşan Allah'a iftira atan kişiler. Burada Allah'a bir iftira atılıyor. Ben videonun tamamını izledim program öncesinde, dedim ya, hafta içi sosyal medyada dolaşırken denk geldim. Birazdan peygamberlik kapısının kapanmadığını da iddia edecek. Evet, devam edelim Mustafa Bey. Namazı peygamberlere farz. Neden beni kaldırıyorsunuz? Allah-u Teala'nın hitabında buyuruyor ki, sen zannediyor musun ki peygamberler sadece Kur'an'da ismi geçen 28 peygamberden ibaret? Daha insanların bilmediği fakat Allah-u Teala'nın bildiği binlerce peygamber var. Sen onlardan birisin. İnsanları irşad edip onlara şifa dağıtacaksın. Nasıl ben böyle uyanmışsın, namaz kılmam lazım, böyle şoktayım yani, elhamdülillah. Bir de böyle ertesi günü baktım, 2 sene önce de Arapça yazmaya böyle heveslenmiştim. 2 sene uğraştım, muvaffak olamadım böyle Kur'an'ı yazayım diye. Bak Allah nasıl bir peygamberine, velisine bir hasret verdiği zaman veya onu seçtiği zaman Allah'tan ona bir işaret olur yani. Ertesi günü kalktım, aynı Kur'an'ın nazil olduğu şekliyle böyle bir esrele ötürelim diye de Kur'an'ın şu andaki esre ötreleri Efendimiz'den yıllar sonra, 200 yıl sonra alimler tarafından bu işaretler kondu. Müslümanlar okurken kolaylık olsun diye. İlk nazil oluş şeklinde hiçbir işaret yok. Böyle ezberden Kur'an'ın birçok ayetlerini o Cebrail Aleyhisselam'ın Efendimiz'e indirdiği şekliyle nasıl matbaa gibi yazıyorum böyle ertesi günü. Şimdi Mahmut abi yorumunu devam edeceksin de ben burada merak ettiğim bir şey var. Şimdi bu insanlar başka bir sohbetinde belki de diyecek ki işte son peygamber Hazreti Muhammed'dir. Ondan sonra peygamber gelmesi mümkün değildir diyecekler belki de sohbetlerinde. Fakat bu videoda kendisinin de aslında bir peygamber olduğunu, tabii, Allah'ın böyle belirlediği kullarından belirli peygamberleri vardır ibaresini kullanıyor. Doğru. Ne demek istersiniz bu konuyla? Şimdi burada problemin başına, yani kaynağın başına gidersek, Ehl-i Sünnet akaidine göre Allah rüyada görülür. Şimdi siz eğer burada durdurmazsanız bunun geleceği yer burasıdır. Allah rüyada görülür. Mesela İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri 100 kere rüyasında görmüş Allah Resulü'nü. Şimdi burada da durmuyorlar. Allah'ı görmeyi normale bindirdikten sonra bir de haşa Allah'a şekil veriyorlar. Parlak bir oğlan şeklinde göründü. Kendi eserlerinden söylüyorum. Tüysüz parlak bir oğlan şeklinde göründü. Düşünebiliyor musun abi? Peki burada duruyor mu? Hayır abi. Yoldan çıkmıştık öyle bir şeydir ki Tebrizi kimya ile odasında oynaşırken içeriye giren Celaleddin Rumi yanındaki kimdi diye soruyor Tebrizi'ye. Biraz önce yanında oynaştığın kimya değil miydi diye soruyor. Tebrizi'nin verdiği cevap ne biliyor musun abi? O diyor Allah'tı. Neden diye sorduğu zaman Allah diyor bir kulunu severse ona onun en sevdiği şekilde görünür. Ben de kimyayı çok sevdiğim için Allah bana kimya olarak göründü geldi. Onunla oynaşıyordum diyor. Şimdi bunların yanında bu ne ki? Beni asıl üzen Ehl-i Sünnetim, benim bir mezhebim var diyen kardeşlerimin bunlardan haberdar olmayışı. Bunlardan haberdar olmadıkları gibi fanatik bir şekilde de savunmaları. Kardeşim neyi savunduğunuzu biliyor musunuz? Neyi savunduğunuzun farkında mısınız? Allah'ı görmek, Allah ile konuşmak, Allah ile oynaşmak, parlak bir şekilde görmek. Bu nasıl bir cinnettir ya? Bu cinnettir, cinnet. Cin bilinmeyen demektir. Cinnet ne yaptığını bilmeyene denir.
Cennet neresi olduğu bilinmeyen yere denir. Cevin, huyu ne suyu ne bilmediğimize denir. Kelimelerin manalarını kaybetmişiz. Biz Kur'an'dan uzaklaştıkça bu insanlar bizi ihata eder. Kuşatırlar bunlar bizi. Öyle bir kuşatırlar ki bunlar bizi, nefes alamayız. Farkına varamayız. Nasıl korkutuyorlar gençliği? Sakın düşünme kafayı yersin. Fazla okuma kafayı yersin. Ya hani Allah'ınızdan bulun diyeceğim de acaba var mı? Hani Allah'ından bulmaları için olması lazım. Bu insanların nasıl bir inanışı var? Sizin bu okuduklarınızın kaynağı ne? Delili ne? Ya öyle ayıp ki, öyle bir şey adamın söylediğini tekrar ederken günah girmekten korkuyorum ya. Adamın söylediğini tekrar etmek cesaret ister ya. Ya böyle bir boş boğazlık olabilir mi ya? Allah bir seda hasılıyor, kalk gece namazı kıl. Edepsize bak ya. Bunların yüzlerce çeşidi var, binlerce çeşidi var. Üretip üretip çıkartıyorlar, üretip üretip çıkartıyorlar. İyi de Kur'an'ı niye alet ediyorsun? Musa'nın ayetini niye alet ediyorsun? Allah'ı niye alet ediyorsun? Bunların herhalde buydu. Satılamayan bir arabası varmış. Gidiyor evliyanın türbesine, bir dua ediyor. Eve geliyor, araba satılıyor. Adam Allah'ı galericilik yapmaya utandırmıyor. Yani. Arabasını Allah'a sattırıyor bir duayla. Şeyhine sattırıyor. Ben Mahmut abi her zaman şöyle de bir tabii kendine açsana düşüncemdir bu. Özellikle Müslümanları böyle hazıra konma babında böyle havadan alıp tavada yeme söylemleriyle uyutuyorlar ki evet. Teknolojide, fende, bilimde ilerleme sağlayamasınlar. İşte atom bombasını biz yapalım, Müslümanlar kılıçta devam etsin. İşte hidroelektrik santrallerini biz kuralım. Efendime söyleyeyim, Müslümanlar hala derede ellerini yüzlerini yıkamaya devam etsinler gibi bir proje geliyor bana. Evet. Çünkü malum ben daha önce de belki bir programda yine bir hocamıza sormuştum. Biz biliriz yani eskiden bir şeyin kaybolduğu zaman işte filan ayeti oku onu bulman kolaylaşır. Aramana gerek yok. Ayeti oku onu bulacaksın. Veya işte başın ağrıdığında, karnın ağrıdığında doktora gitme ama filan ayeti oku şifa bulursun. Bu sözleri acaba Müslümanlar uyutmuş olabilirler mi? Tabii. Yani uyutmuş olabilirler derken ayetel kürsi aklıma geldi. Allah ayeti kerimede ayetel kürsi bölümünde Allah için uyumaz uyuklamaz diyor. Unutmayan, uyumayan bir Allah'tan bahsediyor. Ve Anadolu'da şoförler uyumasın diye okur. Uyumayan, Allah'ı anlatan ayeti şoförler uyumamak için okurlar. Problem, saklanan ayetler kitabımda buna değindim abi. Problem şu, biz Kur'an'ı okuma gayemiz ne? Kur'an'ı okuma gayemiz sevaba girmekse boş iş. Gerçekten boş iş. Eğer Kur'an'ı okuma gayemiz anlamak ise doğru iş. Anladığımızı da yaşamak istersek âlâ ül âlâ. O zaman hedef doğru. Allah bize bir reçete yollamış. Kur'an reçetesi. Biz reçetenin suyunu içiyoruz abi bunlar yüzünden. Bu ayeti suya üfle, suya koy, 3 gün beklet. Ayetler senin reçetendir. Reçetenin suyu içilmez. Reçeteyi okursun ve uygularsın. Reçete üflenmez. Şimdi alıyorsun reçeteyi, sabahleyin aç karnına bir bardak iç. Günümüzdeki Kur'an anlayışı bu. Ve sen Kur'an'a gittiğin zaman ne yapıyorlar biliyor musun abi? Senin Arapçan yok diyorlar. Arapçan zayıf diyorlar. Ve Kur'an'ı Arapça okuyanların başımıza ördüğü örneklerden müsaadenle bir tane verebilirim. Buyur abi. Ben Arapçayı bilmiyorum. Benim bildiğim Arapça bana yeter. Ben tarikatçıların, medreselerin, tasavvufçuların okudukları Kur'an'ın Arapçasını ben bilmiyorum. Şimdi Arapça bilmeyen birisi olarak soruyorum. 47. surenin 35. ayeti. Muhammed suresi. Abi ayet ne diyor biliyor musun? Güçlüyseniz barışa yanaşmayın. Subhanallah. Allah böyle bir şey der mi ya? Güçlüysen barışa yanaşma. Ben güçsüzsem zaten barış isteyeceğim. Erdem ve ahlak güçlüyken barış istemek değil midir?
Bu nasıl bir çeviri hatası? Güçlüysen barışa yanaşma. Niye? Gevşeme. Karşı taraf şöyle olur, böyle olur. Havalı. Abi vallahi böyle çevirmişler ya. 60 küsur meyalim var. 41 tanesi güçlüysen barışa yanaşma diyor ya. Bak ayetin başındaki la'yı vagona koyuyorlar lokomotife. İki kelimeleri götürüyorlar. La olumsuzluk edatıdır. La mevcut. Mevcut değil demektir. Yok demektir. La ilahe. İlah yok demektir. Orada la yok kardeşim. Muhammed 35'te la yok. Güçlüysen barışa yanaş diyor Allah. Güçlüysen barıştan yana ol diyor. Zayıfı ezme. Koru kollayacağım. Abi bak. Kabadayılıkta özür dilerim bir rajon vardır. Nedir bu rajon? %100 döveceksen sakın vurma. Adamlık budur. Adamın bana bir tokat atma ihtimali yok. O zaman o adama dokunma. Çünkü adamın sana bir şey yapma ihtimali yok. Görüyorsun yani. Adamı görüyorsun. Kendini de biliyorsun. Diyorsun ki tamam kardeşim git diyorsun. Hadi yoluna git. Delikanlılık budur. Argo tabirle rajon budur. %100 döveceksen dokunma kardeşim. Zaten sen onu ezer geçersin. Yakışmaz. Yakışmaz. Ayıptır. Allah diyor ki güçlüysen barıştan yana ol. Ki Müslüman her zaman barıştan yana olacak zaten. Yani aklın yolu bir. Allah saldıranla savaşın der. Saldıranla savaşın bütün savaşları bitirecek bir cümledir. Hiç kimse ilk saldıramaz. Bak saldıranla savaşın. Anladın mı abi? Ne kadar güzel bir kelime. İlk kim saldıracak? Saldıramaz abi. Çünkü sen saldıranla savaşacaksın. Bu da barışın temelidir. Peki bu koca koca mealciler güzel güzel Arapçalarla 3 elif miktarı uzatarak kaf çatlatarak siz Muhammed 35'i nasıl güçlüysen eğer güçlüysen barışa yanaşma diye çeviriyorsun? Oraya o la'yı nasıl katıyorsun? Bak o la'nın mesela uygulan şey Ali İmran 175'te aynısı Ali İmran 175. ayette aynı fiil, aynı sıralamayla geliyor abi. Orada mesela diyor ki şüphesiz bu şeytan sizi korkutur. Evliyalarla fela, orada fela lası var. Onlardan korkmayın. Onlardan korkmayın dedikten sonra ayet arkasından diyor ki Allah benden korkun. Aynı şekilde çeviren o harika Arapça. Savunanlar var ya Arapça olmazsa olmaz. O zaman Allah'tan da korkun yerine Allah'tan da korkmayın olması lazım. Ne olacak şimdi? Kendi içerisinde hemen silişi verdi. Abi sadece biraz emek ya. Benim anlatmak istediğim şu. Arkadaşlar biz bu programı Arapça yapmıyoruz. Arapça'da konuşmuyoruz. Benim de Arapçam yok. Şu anda İstanbul'da da %1 Arap var. O da Suriyelidir. Ben Türklerle konuşuyorum. Türk'üm, Türkçe konuşuyorum. Çevrenizdekileri sorun bakalım. Güçlüyseniz barışa yanaşmayın diye çeviren o medrese hocalarına sorun bakalım. Size anlatsınlar. Güçlüyse barışa yanaşmayını lütfen size anlatsınlar. En sonunda ne diyorlar biliyor musunuz? Eğer karşı taraf barış isterse başka. Sen güçlüsün, karşı taraf barış isterse. E salak değilse ister. Güçlü olan sensin zaten. Ama yine o da bir çelişki. Çünkü güçlüysen barışa yanaşma. Abi olur mu ya? Bak sen de lütfen kontrol et bir iki mealden. Şimdi bize Arapça hesabı soranlar bu mealleri nasıl böyle yapıyorlar? Ya da mesela Sad suresi çok ilginç bir suredir. Sad suresi 21'den 25'e kadar 99 koyunu olanla bir koyunu anlatan mesele vardır abi. Özet olarak anlatayım. Dinleyenler lütfen kontrol etsinler. Davut Aleyhisselam'dan iki kişi hakemlik istiyor. Davut peygamberden. Diyorlar ki bize hakemlik yapar mısın? Ve biri başlıyor konuşmaya. Bir koyunun sahibi konuşuyor. Diyor ki onun diyor 99 koyunu var. Benim de bir koyunum var. O diyor benim bir koyunumu kendi 99 koyunun içine kattı. Ama diyor konuştuğumuzda o haklı çıkıyor. Sen bize hakemlik yapar mısın? Davut Nebi önce bir anlık farkında olmadan diyor ki senin diyor 99 koyunun var. Bir koyunu da katmakla ona zulmettin diyor. Hata yaptın diyor. Ama sonra farkına varıyor.
farkına varıyor ve tövbe ediyor, secde ediyor. Tövbe ve secde ediyorsa bir hata yaptığı Kur'an gramerine göre doğrudur. Tövbe edip secde ediyorsa demek ki bir hatası var. Bu yazım kuralıdır zaten, konu kuralıdır. Sonra da ortaklıktaki sıkıntıları ayet anlatıyor. Bu gördüğünüz mollalar bu 99 koyunda bir koyun meselesini topluma nasıl anlatıyorlar biliyor musun abi? Nasıl? Mesela şöyle anlatıyorlar. Şu adam, şu zengin var ya, şu zengin utanmadan şu amelelerin parasını alıyor. Hani ayette var ya, 99 koyunu olan bir koyunu da alıyor ya, aynı onun gibi. Ama maalesef 99 koyunu olan haklı. Zengin düşmanlığı yapmayın. 99 koyunu olan ayete göre haklı. Sadece kendiniz okuyun. Ayeti tekrar ediyorum. Bir koyunu olan diyor ki, konuştuğumuzda diyor o haklı çıkıyor. Kimmiş haklı olan? 99 koyunu olan. Bir koyunu olan itiraf ediyor. Diyor ki onun 99 koyunu var. Benim bir koyunum var. Ama konuştuğumuz zaman o haklı çıkıyor diyor. Çok basit. Şimdi adamın 99 koyunu var. Utanmıyor musun adamın bir koyunu da almaya? Diyemezsin kardeşim. Diyemezsin bunu. Niye? Nisa 135. Allah adaleti tavsiye ederken, anne baba derken zengin yoksul fark etmezler. Adalet. Önce adalet. Karşı tarafın zengin ya da yoksul olması sizi etkilemesinler. Kararınızı etkilemesinler. Davut peygamberi etkiledi. Davut Nebi karar verirken bir anlık o 99 koyunu olan adama ne diyor biliyor musun? Senin diyor 99 koyunun varken bir koyun istemekle zulmettin diyor. Şimdi bu ayeti Arapça okuyan ve Türkçe'ye düşman olanlara söylüyorum. Siz Arapçayı bu kadar güzel bildiğiniz halde niçin ayetin tersini kullanıyorsunuz? Niçin zengin düşmanlığı yapıyorsunuz? Haklı olanın 99 koyunu olabilir. Haklıysa haklı kardeşim. Karar onun. Alır alır. Bizim şu an günümüzde mesela çok zengin olan birisi için hemen derler. Acaba o parayı nereden buldu gibi bir şey oldu bu yani. O zenginliği nasıl elde etti? Mutlaka harama bulaşmıştır. Abi hepsi ehli sünnetin uydurma rivayetleri. Çok laf yalansız, çok para, çok mal haramsız olmaz. Evet. Süleyman Resulü nereye koyacağız? Aa pardon. Çok zengindi. Ne oldu? Yani niye çok mal haramsız olmasın? Neden çok laf yalansız olmasın? Rızkı veren Allah olduktan sonra istediğine istediği kadar verebilir. Tabii abi yani Allah ayetlerinde bunu zaten söylüyor. Sen niye örfün ile din oluşturmaya çalışıyorsun? Resulün üstünlükleriyle ilgili bölüm var. Girin internete. Çok soylu bir şerefe mensuptu diyor. Çok soylu bir soya mensuptu. Çok şerefli, çok soylu, çok asaletli bir soya mensuptu diyor. Adam bunu oraya yazmış. Ya lafa bak, süngüye davran. Ebu Leheb kim ya? Amcası. İbrahim'in babası putperest. Yusuf'un kardeşleri hayırsız. Nasıl bir cümle kuruyorsunuz siz? Peygamber'e bu zamları yapmanızın sebebi ne? Aslında peygamber değil de Resul demem lazım. Alışmışız, kusura bakmayın. Yani Kur'an-ı Kerim veya Arapça bu kadar yoruma açık harflerden, kelimelerden mi oluşuyor? Yani herkes bunu farklı farklı yorumlayabiliyor. Tabii tabii. Abi Arapça ile ilgili değil. Arapça cennetin dili değil. Allah Kur'an'dan önceki kitapları da İbranice yollamış, Aramice yollamış. Eski Grek de var. Dilin problemi her dilde vardır abi. Türkçe olunca problem bitmez. Arapça olunca da problem bitmez. Art niyetli insanlar problem çıkartırlar. Çok basit. Yani Türkçe mesela oku virgül. Baban gibi eşek olma. Ne oldu? Babaya eşek yaptık. Oku baban gibi virgül eşek olma. Babayı yücelttik. Evet. Sadece virgülün yeri değişti. Eğer siz problem görmek için bakıyorsanız her dilde vardır. Ama siz iltifat etmek için bakıyorsanız yine her dilde iltifat vardır. Her dili yüceltebiliriz. Her dili yüceltebiliriz. Siz bir görün Kaşgarlı Mahmud'un lügatını. İlk lügatı yapandır Kaşgarlı Mahmud. Kütük kütük. Böyle zengin bir dil. Böyle zengin bir dil.
Ben Kürtçeyi yetersiz görürdüm. Diyarbakırlı arkadaşlarımdan bir Kürtçe dersi aldım. Ya Rabbim, bir dil bu kadar mı renkli olur? Bir dil bu kadar mı zengin olur? Ya müthiş bir şey. Şuna iman etmemiz gerekiyor. Her lisan Allah'ın bir ayetidir. Hiçbir lisana hakaret edemezsin. Hiçbir lisanı da yüceltemezsin. Arapçayla yoldan çıkan Ebu Cehiller olduğu gibi Türkçeyle hidayet bulan insanlar da olacaktır. İnsanın hidayet bulması dil ile, gramer ile ilgili olamıyor. Şimdi yüceltmek demişken aklıma şöyle bir şey geldi Mahmut abi. Şimdi biz Türklerde mi var, bu diğer Müslüman ülkelerde de var mı bilmiyorum. Arap olmayan diğer Müslüman ülkelerde. Biz şimdi Peygamber Efendimizin Arap olması vesilesiyle ve Kur'an'ın da Arapça yazılmış olması vesilesiyle Arap alfabesine ve Araplara çok büyük bir saygı duyuyoruz. Ben tabii biraz kendi kendime bunu mağlul ettiğim zaman, düşündüğüm zaman aslında peygamber Arapların içerisinden çıkmış diye Araplara çok saygı göstermek de doğru değil gibi geliyor bana. Neden? Neden? Düşüncemi açıklayayım Mahmut abi. Yanlış ifade ediyor olabilir. Bu tamamen benim düşüncem. Aslında Allah-u Teala peygamberi yoldan çıkmış, işte günaha bulaşmış veya yanlışa bulaşmış toplumlara gönderdiğine göre demek ki Araplar da çok kutsal insanlar değil. Bunlar da efendime söyleyeyim hatalara bulaştıkları için, cahilliğe bulaştıkları için, yoldan çıktıkları için Allah-u Teala bunlara bir peygamber gönderme ihtiyacı hissetmiş. Yok. Değil mi? Yanlış mı bu? Tabii katılmıyorum. Sebebini anlatayım. Evet abi. Ayet-i Kerime'de Allah hiçbir topluluğa elçi yollamadan helak etmeyeceğini söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de sadece Arap peygamberlerinin geçme sebebi onlar şahit oldukları için onu göstermek zorunda. Şimdi Arapça bir Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet olsaydı mesela deseydi ki Allah-u Teala Grand Cherokee'yi hatırlamıyor musunuz? Hatırlamayacaklardı çünkü Grand Cherokee'yi tanımıyorlar. Apache'leri hatırlamıyor musunuz dese Apache'yi bunun muhatabı görmedi ki. Onun için Kur'an'da Arap peygamberlerin isminin geçmesinin sebebi onlar o peygamberlere şahit oldular. İbrahim'in kıssasını biliyorlar. Yunus'un kıssasını biliyorlar. Firavun'un zulmünü biliyorlar. Bildikleriyle Allah örnek veriyor. Çünkü onlara şahitler. Ama mutlaka Allah sünnetullah gereğidir. Her kavme mutlaka elçi yollamıştır. Zaten bu da ya da o Kızılderililerin beyaz adama yazılan sözlere bakarsanız hakikaten özel laflar, özel sözler olduğunu farkına varırsınız. Benim inancım gereği Allah hiçbir kavme elçi göndermeden helak etmez ve biz de biliyoruz ki dünyada farklı farklı kavimler var. Mutlaka o kavimlere de elçiler gelmiştir. Burada böyle düşünen çok insan var. Bunun da sebebi Araplara olan eleştiri ki nefret diyebiliriz. Hadislere baktığımız zaman iki türlüsünü görüyorsunuz. Hadisi açıyorsun Kutub-i Sitte. Arapları sevin çünkü Resul Arap'tı. Öteki taraftan iki sayfa arkayı çeviriyorsun. Orada da tam tersini söylüyor. Ben Arap'ım ama Arap benden değildir. Onun için hadisleri her millet kendisine göre uydurduğu için her çeşit hadisi bulmak mümkün. Ama Arapçanın şöyle güzel bir tarafı var. Kendi milleti Mekke ve Medine'ye tarikat giremedi. Tarikatın, cemaatin, tasavvufun girmesi için abi o dilden uzaklaşmak gerekiyordu. İşte gerçek ana dili Arapça olmayan coğrafyalara tarikatlar ve cemaatler girip ele geçirdiler. Ama ana dili Arapça, Kur'an Arapça, onun için Mekke, Medine topraklarında kaydeder tarikat yok. Buyur abi. Az önce bir ifade kullandınız. Bu arada reklam arası saatimiz de geldi ama bunu da unutmadan sormak istiyorum. Dediniz ki Allah-u Teala elçi göndermediği hiçbir kavmi helak etmedi. Şimdi Müslümanlar, yani bugünkü Müslümanlara peygamber geldiğine göre Müslümanları bir helak mı bekliyor? Böyle bir şey mi söz konusu? Yok, hayır. Müslümanların burada, yani elçisi, elçi geldi. Her toplum aşırıya kaçarsa helak edilir. Toplumlara helak olma sebebi haddi aşmalarıdır. Haddini aşmalarıdır. Ve Allah şöyle tehdit ediyor. Diyor ki sizi kaldırıp yerine yeni bir kavim getirmek çok kolaydır. Kaldır yerine yenisini getir. Ayağınızı denk alın diyor yani. Onun için Allah helak ille de helak edecek diye bir şeyi yasa olarak kafamıza takamıyoruz, alamıyoruz. Allah bizi helaktan korusun. Helak olmayan kavimler ne yapmış helak olmamış?
Helak olan kavimlerin hatası nerede? Nasıl helak olmuşlar? Ne yapmışlar da helak olmuşlar? Onu geçmişlerden ibret almıyor musunuz diyen ayetler ışığında bakmamız lazım. Allah Yahudileri, İsrailoğullarını örnek verir ve burada sizin için güzel bir örnek vardır. Biz okuyoruz, diyoruz ki bunun benimle alakası yok, Yahudilere gelmiş. Bunu okuyoruz, bu diyoruz Hristiyanlara gelmiş. Adam hiçbir ayeti üzerine almak istemiyor. Bu fasıklara gelmiş, bu münafıklara gelmiş. E sana ne geldi kardeşim? Senin muhatap olmak istediğin bir ayet var mı? Kendisini ayetlerle muhatap maalesef göremiyor. Ama kurdukları cümle ilginçtir. Müşriklerin cümlesi. Yahudilerin cümlesi. Mesela Bakara 80'i Kur'an'da Yahudilerin kurduğu cümleyi şu anda Ehl-i Sünnet kuruyor. Nedir? Bakara suresi 80. ayet. Cehennem ateşi bize sayılı günler dokunacak diyenler. Siz Allah'ın söylemediği bir şeyi nereden söylüyorsunuz diye ayet. Cehennem ateşi bize sayılı gün dokunacak. Yani günahları kadar yakacak. Şimdi Kur'an'daki bu Yahudilerin kullandığı cümleyi Ehl-i Sünnet diyor ki günahlarımız kadar yanacağız. Sonra çıkacağız, cennete gideceğiz. Delili ne? Kur'an'da cehennemden çıktılar, cehennemden çıkacaklar. Cehennemden çıkıyorlar gibi yan yana iki kelime yok. Ama buna rağmen sonsuz cehennem adı ayetleri var. Cehennemden çıkış yok ayetleri var. Hem de bir sürü. Bunları kişinin önüne sunduğum zaman bana şöyle diyor. Diyor ki Mahmut abi bu müşriklere gelmiş. Bu işte Firavun'a gelmiş falan filan. E peki iki tane ayet gösteriyorum ben de. Birisi ayette diyor ki masum bir insanı öldüren ilelebet cehennem. Peki bir müminin, müşrik olmayan bir insanın masum bir insanı öldürme ihtimali yok mu? Var. E hani müşrikler içinde? Cinayet işleyen de sonsuz cehenneme girebilir. Başka bir ayet var, daha büyük delil. Orada da diyor ki Allah ayeti kerimede sevapları mahşerde hafif gelenler var ya. Bakın mahşerde mahkemeye kübraya çıkıyor ve sevapları hafif geliyor. Bu kadar. Kafir değil, müşrik değil. Sadece günahları sevaplarından fazla. Allah ona da diyor. Sonsuza kadar cehennem. İlelebet cehennem diyor abi. Evet. Tabii izleyeceğimiz bir video daha vardı Mahmut abi. Soracağımız seyircilerden gelen sorulara daha henüz hiç giremedik. İnşallah giriş yapacağız. Tamam. Ama reklam aramız geldi. Reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biz izlemeye devam edin efendim. Eyvallah.